Sevgili izleyenler, yepyeni bir programla karşınızdayız. Programımızın ismi Eğitimde Son Nokta. Programımızda üniversitelerimizin eğitim kalitesini, başarılarını ve potansiyellerini beraberce değerlendireceğiz. Eğitimde Son Nokta başlıyor. İyi seyirler. Kayseri'deyiz. Sizler için Abdullah Gül Üniversitesi'ni ziyaret edeceğiz ama daha öncesinde sizi Kayseri'de şöyle bir gezintiye çıkartmak istiyoruz. Biz Abdullah Gül Üniversitesi'ne doğru giderken siz de Kayseri'nin daha önce hiç görmediğiniz görüntülerini izleyeceksiniz. Şu an bulunduğumuz alan Abdullah Gül Üniversitesi'nin Sümer Kampüsü. Üniversiteyi daha yakından tanıyacağız. Ancak buranın çok ilginç bir hikayesi var. Hatırlarsanız eskiden Sümer tekstil ürünleri vardı her yerde. İşte onlar burada üretiliyordu. Gelin biraz bu hikayeyi dinleyelim. Sümer Kayseri Bez Fabrikası sadece Kayseri merkezli değil, o dönemde oluşturulmaya çalışılan modern Türkiye hakkında genel bir değerlendirme olanağı sağlar. İnşası 16 ayda tamamlanarak 16 Eylül 1935'te hizmete açılmıştır. Amacı halk tipi ucuz pamuklu kumaş üretmek olan fabrika, pamuklu tekstil sanayi kolunun gelişmesine ve yurt ekonomisine geniş ölçüde yardımcı olmuştur. Sümer Kayseri Bez Fabrikası hem mimari hem de şehircilik düzenlemeleriyle basit ve yalın nitelikler taşıyan binalardan oluşmaktadır. İşletme binası 35 bin metrekarelik kapalı alanıyla 1960'ların sonuna kadar Balkanların en büyük fabrika yapısı olarak bilinmektedir. Sevgili izleyenler,
Sümer Bez Fabrikası şimdi kuş cıvıltıları içinde yeni misafirlerini ağırlıyor, öğrencilerini. Sümer Bez Fabrikası'nın tesisleri restore edilerek Abdullah Gül Üniversitesi'nin yerleşkesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tarihe tanıklık eden bu tesisler şimdi eğitimin hizmetinde. 2013-2014 akademik yılında fabrikanın eski depolarından dönüştürülen dersliklerde üniversitenin ilk öğrencileri ders başı yaptı. Fabrikanın eski tesisleri aslına uygun restore edilerek konferans merkezi, araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve müze gibi mekanlara dönüştürülmeye devam ediyor. Abdullah Gül Üniversitesi, yeni nesil eğitim programları olan genç odaklı yaklaşımıyla kişisel gelişimi öne çıkaran, sanayi ve iş dünyasıyla yakın ilişkiler kuran ve dünyanın en iyi üniversiteleriyle, ARGE kuruluşlarıyla işbirliği ağları kurmayı hedefleyen çok farklı bir üniversite. Bu yönüyle 3. nesil devlet üniversitesi olarak ön plana çıkıyor. 3. nesil devlet üniversitesi bir takım kurduğu işbirlikleriyle kendisini toplumla ve sanayiyle ve ilgili bütün alanlarla bağlantılar kurarak geliştiren, eğitime yeni bir yaklaşım getiren bir üniversite modeli demek. Biz sadece daha önceki klasik anlamda alıştığımız üniversitelerde olduğu gibi müfredat eğitim yapan bir üniversite değiliz. Belki buradan ilk aşamada onu anlamak gerekebilir. Hem devlet üniversitesi olmamıza rağmen bizi destekleyen vakıf üyelerimizin şirketleri ya da kendi networklerimiz içinde oluşturduğumuz şirketler, organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları gibi organizasyonların içinde öğrencilerimizi ve çalışmalarımızı yönlendirerek yeni bir eğitim modeli yaratıyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi tüm öğrencilerini ilk yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde dil eğitimine gönderiyor. Uluslararası tecrübeye sahip akademik kadrosuyla ve kişisel gelişimi destekleyen burs imkanlarıyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Aslında benim İstanbul'dan buraya gelirken baktığım şey üniversitenin vizyonuydu. Öğrencilere ve hocalara sunduğu imkanlardı. Bu imkanlar ve olanaklara da baktığımızda diğer üniversitelere göre biz bayağı iyi olanaklar sunuyoruz. Örneğin ilk 20 binden gelen tüm öğrencilerimize başarı sırasına göre aylık 900 lirayla 2300 liraya varan burslar veriyoruz. Bu burslarımızın en önemli özelliği karşılıksız ve koşulsuz olması. Diğer en önemli özelliğimiz ise biz devlet üniversitesi olarak %100 İngilizce eğitim veriyoruz. Bu çok önemli özellik. Bu İngilizce eğitim vermemizden dolayı üniversitemizdeki hazırlık okulunu çok tecrübeli hocalardan oluşturduk. Örnek verecek olursam üniversitemizdeki hazırlık okulundaki hocaların %80'i yabancı, ana dili İngilizce olan ülkelerden geliyorlar. Ve öğrencilerimiz de kendilerinin ana dili İngilizce oldukları için son derece aksanı da düzgün bir şekilde beceri bazlı İngilizce eğitim veriyorlar. Diğer bir olanağımız ise hazırlık okulumuzu başarıyla bitiren ilk 50 öğrencimize veya hazırlık sınavını atlayan bütün öğrencilerimizi Amerika'ya bir dönem İngilizce dil eğitimine gönderiyoruz. Üniversite sınavında ilk 20 bin kişinin içinde olup Abdullah Gül Üniversitesi'ni tercih edenler ücretsiz yurt imkanından faydalanabiliyor. Bu yurtlarsa otel konforunda. İlk 20 binden gelen tüm öğrencilerimize ücretsiz yurt imkanı sunuyoruz. Hatta hocalarımız aramızda şakalaşıyoruz. Öğrencilere verilen yurt imkanları keşke bize verilseydi. Çünkü öğrencilerimize verilen yurtlar tam kampüsümüzün yanında 4 kişilik 2 katlı dublekslerde yaşıyorlar. Çay kaşığından bulaşık makinesine, çamaşır makinesine kadar tüm eşyalarla beraber öğrencilerimize veriyoruz. Diğer en önemli özelliklerimizden bir tanesi de tüm öğrencilerimize, bunu altını çizerek söylüyorum, ücretsiz laptop veriyoruz. Bu şekilde de tüm öğrencilerimizin eşit imkanlardan yararlanmalarını istiyoruz. Öğrencilerin sosyal gelişimine önem veren üniversite, uluslararası tasarım ödüllü 24 saat yaşayan kampüsüyle benzersiz sosyal olanaklar sunuyor.
Bu olanakların belki de en önemlisi Abdullah Gül Üniversitesi'nin öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri'nde ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi şansı tanıması. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi okullarından burs almak çok zor. Bir doktora yapmak istediğinizde doktoranın yaşam ve eğitim ücretleri toplamı yaklaşık 400 bin TL'ye kadar. Biz bir başarılı öğrencilerimize başarı sırasında ilk binde girmiş ve bizim bölümümüzü lisansta 3.5'un üzerinde not ortalamasıyla bitiren bütün öğrencilerimize bu yüksek lisans ve doktora imkanları sağlıyoruz. Bu kadar güzel imkanlar sağladıktan sonra diğer bir önemli özelliğimiz ise üniversitemizin sanayi ile doğrudan işbirliği yapmış olması ve vakfımızın önde gelen iş adamları sayesinde birebir kariyer koçluğu sağlıyoruz. Tabii tüm üniversitelerimizde bu olanakları sağlayabilir ama biz pratikte ve gerçekten fayda sağlayabilmek için daha birinci sınıftan öğrencilerimizi başarılı iş adamlarımızın yöneticileriyle tanıştırıyoruz ve bu yöneticilere her işte yöneticiye 3-5 kişi atıyoruz ve bunların kariyerleri boyunca onların kariyer mentorluğu, kariyer koçluğu yapmalarını sağlıyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde yabancı akademisyenleri de barındırıyor. Yabancı akademisyen deneyimlerini paylaşıyor ve öğrencilerimize uluslararası standartlarda bir eğitim veriyor. How do you see the future of the students? I think if they actually study, if we can manage to maintain this vision of having an English speaking environment, English medium for teaching, students are going to be in a better position to actually work outside Turkey. Obviously, not so many people outside Turkey speak Turkish, and having one of the major world languages at their fingertips and learning about their subjects and their future career areas in that language is bound to help them and also help international relations between Turkey and other countries. You're coming from Bangladesh. It's far away from Turkey. Yes, indeed, you're right. It's been quite a long time that I have left Bangladesh. I have lived, worked and lived in Istanbul for 2.5 years. And I kind of escaped from Istanbul. It's a lovely city, but it's a stressful city too. So after Istanbul, Kayseri has been a blessing for us, I have to admit. Are you pleased with your students? Oh, I have to be very honest here. Having experience teaching prep students in Istanbul University, I have to admit that the students here, they are very much into their studies, the ones I have experienced with. At least they have they register with the fact why they're here and what their goals are. And that's half the battle for students and teachers. So yes, I'm very happy and proud of my students here. Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye'nin ilk vakıf destekli devlet üniversitesi olarak özgün bir modelle yüksek öğretimde çığır açmaya hazırlanıyor. Önde gelen iş adamlarının desteğiyle güçlenen üniversite, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmeye hazırlanıyor. Abdullah Gül Üniversitesi'nin öğrencileri de sahip oldukları avantajların farkında. Gelecekte iş bulma kaygısından uzak bir eğitim hayatı yaşıyorlar. Kendilerine olan özgüvenleri ise oldukça yüksek. Aslında birçok üniversitede öğrenci yurtları var. Bizde aslında öğrenci köyü dediğimiz evlerimiz var. İki katlı, gerçekten çok hoşuma giden, yani içerisinde öğrenciyi düşünmüş. Hatta sadece öğrenci değil, neredeyse bir ailenin kalabileceği bir yer. Arkadaşlarımla çok mutluyum. Bahçemiz var, balkonumuz var. Yapabileceğimiz birçok etkinlik var. Çoğu öğrencinin hayali üniversiteyi İstanbul'da okumakken ben İstanbullu biri olarak Abdullah Gül Üniversitesi'ni tercih ettim. Çünkü artık herkes gibi ben de şunun farkındayım. İyi bir akademik eğitim günümüz dünyası için yeterli bir şart değil. Abdullah Gül Üniversitesi de bunun farkında ve öğrencilerini her fırsatta değişik alanlarda
deneyimler kazanabileceği ortamlar oluşturuyor. Örneğin ben daha hazırlık okulundayım. Daha hazırlık okulunda olmama rağmen iki tane international yani uluslararası organizasyona katıldım. Hatta birinde bizzat kendim organizatör olarak içindeydim. Burası nasıl bir üniversite ve sen kendini burada nasıl hissediyorsun? Agü gördüğünüz gibi 3. nesil bir üniversite. Farklı vizyonu, farklı amaçları olan, farklı bir şekilde öne çıkmış bir üniversite. Ve hep derler, hep aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edemezsin diye. O yüzden Agü farklı bir amaçla, farklı bir şekilde ortaya çıkmış. Ve ürettiği şeyleri toplumda katma değere çevirmeyi hedef alan bir kurum diyelim. Hani bir üniversiteden de fazlası bence. Agü böyle bir yer. Geçmişte değişim ve kalkınma hayallerinin kurulduğu Sümer Kampüsü, ileride de yeni hayallerin büyüdüğü bir yer olmaya doğru eğitimin ışığında yoluna devam ediyor. Okulumuz öğrenci odaklı bir okul. Yani gencin halinden anlayan bir okul ve zaten bu yüzden de okulumuzda gençlik ofisi bulunuyor. Öğretim süresi kapsamında istediğiniz zaman 5 yıl boyunca yurt dışı imkanlarınız size açık olacak ve farklı kültürleri tanıma imkanınız da oluyor. Hani beni cezbeten, beni kendine çeken kısmı bu oldu. Memnun musunuz peki? Tabii ki de memnunum. Yani seçerken çok fazla kuşku oluyor içinizde ama hani araştırmalar, akademik kadronun güçlülüğü sizi illaki cezbediyor. Eğitimin %100 İngilizce olması ve dili okulunda verdiği eğitim çok iyi olduğunu duydum. Ve bu verdiği dil eğitimini Amerika'da destekliyor, devam ettiriyor. Ardından üniversitemiz sanayiyle işbirliği halinde. Biz de mühendis olacağımız için sanayiyle işbirliği halinde olması çok önemli. Bize biraz üniversiteyi anlatır mısın lütfen? Ben neden burada olmalıyım? Üniversitemiz gayet açık bir üniversite açıkçası. Henüz yeni şekillenen bir üniversite. Ama gün be gün daha da ümit verici. Olanaklara bakımından, akademik bakımından, öngördüğü vizyon bakımından, gayet yenilikçi, gelecek bakımından ümit veren bir üniversite. Bu üniversiteyi açıkçası tercih ederken bazı kuşkularım vardı, özellikle Kayseri ile ilgili. Ama zamanla bu kuşkularımı kaybettim. Açıkçası gittikçe ısınmaya başladım üniversiteye. Seçeneğimden de pişman değilim açıkçası. Abdullah Gül Üniversitesi, uluslararası nitelikte 3. nesil devlet üniversitesinde Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor. Abdullah Gül Üniversitesi ile birlikte Kayseri'deki üniversite sayısı 4'e çıktı. Ticaret ve sanayi kenti olarak bilinen Kayseri, sahip olduğu öğrenci potansiyeliyle aynı zamanda bir üniversite kenti. Anadolu'da birden fazla üniversiteye sahip olan şehirler arasında Kayseri gerçekten çok ön sıralarda. En son Abdullah Gül Üniversitesi'nin açılmasıyla sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda Kayseri'de 4 üniversite var. Aslında Kayseri tarihte de ilmin merkezi beşiği olmuş, makarı ulema sıfatıyla isimlendirilmiş olan şehirlerimizden birisi. Tabii bir şehirde üniversitenin olmasının o ilin sosyal gelişimine, eğitime katkısı çok fazla, ekonomiye katkısıyla beraber. Bu nedenle bugün Kayseri'deki 4 üniversite, başta Erciyes Üniversitesi, en eski üniversite, Abdullah Gül Üniversitesi, ikinci devlet üniversitesi olarak kuruldu. İki de vakıf üniversitesi var, Melikşah ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleriyle. Şu anda 4 üniversitede yaklaşık 55 bin civarında öğrenci Kayseri'de yüksek öğrenimine devam ediyor. Abdullah Gül Üniversitesi, uluslararası nitelikte 3. nesil devlet üniversitesinde Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor. Programımızın sonuna geldik. Bizlere sosyal medya adreslerimizden ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.